Merhaba sevgili Bean Connect ve Bean Gurme izleyicileri. Şimdi sizinle arka bacağı tek tek esneteceğimiz, açacağımız ve savaşçı bir pozisyonunda da calf esneteceğimiz, daha baldır bölgesini esneteceğimiz ve üst sırtta birazcık çalışacağımız toplu bir çalışma yapacağız. Şimdi metin başına geçiyoruz. Ayak parmak uçlarını tamamen karşıya çeviriyoruz. Sol dizi yukarıya kaldırıyoruz ve yavaşça geriye adım atıyoruz. Geriye attığımız adım çok kocaman olmuyor. Arkadaki ayak 45 derece civarında yarı yatay yarı dikey pozisyonunda basıyor. Tam yan değil, yarı yatay yarı dikey. Böyleyken kalçayı tam karşıya çeviriyoruz, göğsü karşıya çeviriyoruz ve kolları yana doğru açıyoruz. Öndeki dizi büküyoruz. Evet, buradayken savaşçı 1'de yukarı uzanıyoruz ve parmakları yukarıya doğru çeviriyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey şu, arkadaki topu kalkmadan öndeki dizi büküyoruz. Aynı zamanda da kalçanın yana dönmemesi gerekiyor. Tamamen karşıya dönüyoruz, burada kalıyoruz, nefes al ver. Ve yavaşça yüzünü ellerine doğru çeviriyorsun ve işin içine denge giriyor. Arkadaki topuğu çok güçlü bas, öndeki dizi ona göre bük ve yüzünü ellerine doğru çevir. Omuzlar kulaklardan uzak aşağıda. Nefes al ver, burada kal. Nefes al ver, burada kal. Bravo, ayakları kullan, ayak tabanınla yeri hisset, kavra. Arkadaki topuğa dikkat. Şimdi yavaşça yüzünü karşıya çevir. Kollarını iki yana al. Önde birleştir kolları. Geriye it üst sırtla. Önde birleştir, nefes al. Ve it. Önde birleştir ve it. Önde birleştir ve it. Şimdi ellerini beline koy. Öndeki bacağı uzat. Ve Parshvottanasana için öne doğru katlan, ellerini yere koy. Eğer el parmak uçların yere değmiyorsa elinin altına kitap alabilirsin. Ya da bloğun varsa blok alabilirsin ya da kitap koyabilirsin, yükseklik yapabilirsin. İki bacak da burada düz, arkadaki ayak birazcık daha topuğu çevirebilirsin. Topuklar aynı hizada. Başını rahat bırakıyorsun. Dizinin üzerine doğru. Olduğu kadar, vücut izin verdiği kadar burundan nefes al, burundan nefes ver. Burada kal, kollar rahat. Eğer çok esneksen, bacağının üzerine kapanabiliyorsan başını bacağına, dizine değdirebilirsin. Şimdi öndeki dizini hafifçe bük, elini beline koy, yavaşça kalk ve öne adım at. Ve bacaklarını gevşet. Diğer taraf için sağ dizi kaldır, geriye bir adım at, çok kocaman olmayacak bir adım at ve kalçayı karşına doğru çevir, öndeki dizi bük, kollarını yana al, yukarıya uzat parmağını. Evet, şimdi burada tam dengeni bul. Arkadaki topuğu iyice bastır, bacağını sıkı tut. Rahat bırakma, diz bükülmeyecek. Arkadaki bacak dümdüz. Öndeki dizi ona göre büküyorsun ve kalçanı da tam karşına çeviriyorsun. Şimdi buradan yüzünle yavaşça ellerine doğru bakıyorsun. Burada kal, nefes al ver. Üç nefes, burada kal. Arkadaki bacağı düşün, öndeki bacağı düşün. Ayak tabanını düşün. Kalçan dönerse çevir karşıya. Yavaşça kolları iki yana aç. Kolları önde birleştir. Nefes al, aç iyice göğsü. Nefes ver, kapat. Nefes al, aç. Nefes ver, kapat. Son kez aç. Kapat. Açtığında ellerini beline koy, öndeki bacağını düzelt, arkadaki ayağın aynı şekilde yavaşça öne doğru katlan, ellerini yere koy. İstersen kitapla yükseklik yapabilirsin, bacaklar dümdüz ve öne katlanıyoruz.
Parşvottanasana'da kal, başını dizine doğru uzatıyorsun. Kollar rahat. Ellerinin altında yükseklik koyarsan daha rahat edebilirsin eğer yere değmekte zorlanıyorsan. Kalçanı tam yere doğru çevir. Burundan nefes al, burundan nefes ver. Öndeki bacağını iyice sıkı tut. Ayak tabanlarınla yeri hisset. Kavra, kullan ayakları. Şimdi öndeki dizi yavaşça bük, elini beline koy, yavaşça doğrul ve öne adım at, bacaklarını gevşet ve dinlen. Sağlıklı kalın.